Ben Şimşek. Şimşek diye isim mi olur demeyin. Baban Adana Demirsporluysa olur. 24 Mayıs 1978 sizin için bir şey ifade etmese de bütün Adanalılar için büyük bir günmüş. Adana Demirspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finali oynamış. Trabzonspor'la. O gazla benim adımı Şimşek olmuş. Maksut'a göre bir Trabzonlu gibi çabuk parlayıp sakinleşmemin nedeni de o maçmış. Çok sert bağlamışlar. Dertlilerin dermanı. Kellerin ilacı. Yılbaşının vazgeçilmezi. Gel Barack Obama bile yeni yıla dünya barışı adına kırmızı donla giriyor. Gel, gel anne, gel ablam, gel yengem, gel. Kırmızı ben kırmızı. Esnek lastikli. Dantelli dantelli. Almayan pişman oluyor. Alanlar koca buluyor. Kocası olan çocuk buyuyor. Gel. Sakin, sakin. Ayırın, donları ayırın. Birbirinizi değil, donları ayırın. Arkadaş fiyatına. Şindol ben, şindol ben, şindol oldu sevdam. Adanalı'dan Adanalı'ya. %100 Adana kabuğu. Yuvayış yok, bir saniye. Yapmayın, durun. Ortağım, üstümüzden çekirge sürüsü geçti. Bir tane kaldı ya lan. Vallahi çok şanslıyız ha. Hediye mi olsun ablam? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Biz acaba tesisat işini bırakıp don işine mi girsek ha? Gerçi bu melet de yılbaşından yılbaşına satılıyor. Al toprağım, yanında bulunsun. Yok kirvem ya, bana lazım değil. Senin daha çok ihtiyacın var. Eyvallah, sağ olsun. Dostum, ben gidiyorum. Eve uğrayacağım, ondan sonra da biliyorum mevzuyu zaten. Evladım, böyle patladan ak gidilir mi çocuğum? Anne sen hiç merak etme ya. Ben bütün organizasyonları hallettim. Şu anda hazır, bizi bekliyorlar. Evladım bir araştırsaydık, bir soruştursaydık. Kimmiş, kimlerdenmiş öğrenelim değil mi? Güzel anam, ben her şeyi baktım, kontrol ettim kimmiş, kimlerdenmiş. Ha. Çukurova'nın en köklü ailelerinden. Ha. Hele kızı göreceksin. Var ya kendisi tam bir düşeş. Ay. Hatta konteş. Çok köklü bir ailesi var. Hepsi biraz arş toprak yani. Ay. Tamam hadi sür sür sür, çok merak ettim ya bu. Aslan oğlum benim. Hatırlıyor musun seni 96'da bir düşürmüştüm, ayağını kırmıştım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ ol. Hoş bulduk. Bu bizim Perihan, bu büyüğü, bu da onun bir büyüğü. Efendim, malumunuz biz hayırlı bir iş için buradayız. Çocuklar birbirini görmüş, beğenmiş. Sizin de müsaadeniz olursa onların mürüvvetlerine ortak olalım dedik. Vallahi hanımefendiciğim, kalkmışsınız buraya kadar gelmişsiniz. Çok da iyi etmişsiniz. Şimdi biz Perihan Hanım'a manen ve madden çok büyük yatırımlar yaptık. Maşallah. Tabii şimdi bu yatırımları da zayi edemeyiz kabul edersiniz ki. Başlık parası diyor bu galiba. Ay bu devirde başlık parası mı kaldı ayol? 360 binin altında asla olmaz. Ne? Çıkılır mı? İnsan biraz aşağı in. Bak, biz böyle yeni geldik. Daha bu ilk işimiz. Bir siftah yapalım, ayağımız alışsın. Ablacığım, sermayesi kurtarmıyor. Ayol, 3 tane var elinde. Bize dost işi yapsan ölür müsün? Vallahi o kadar çok işim var ki. Maksut kardeşim, bak dediğim gibi 360 bini getir, Perihan'ı götür. Anladım efendim, ben durumu resmi gördüm. Anne biz hadi ufak ufak kalkalım yavaş. Başar, dur bir dakika dur. Taksit falan yapmaz mısın ha? Anne ne yapıyorsun ya? Ablacığım sen çıldırdın mı, kafayı mı yedin? Çamaşır suyu falan mı içtin? Ne yaptın kendine böyle? Bak şaka şaka. Bak sen bana şu tombulu ver. Beni boş gönderme. Anne ne yapıyorsun ya, Perihan için geldik buraya, ne yapıyorsun ya? Ya Perihan kemikleri sayılıyor sıska.
Bak onu alalım. Ne güzel bungalım. Anne, efendim biz izninizi isteyelim yavaş yavaş. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hadi şu tombulu ver bana. Elim boş gitmesin hadi. Anne. Ya yürü git ablacığım ya. Tamam hadi. Allah Allah. Of, hiç beklediğim gibi olmadı. Hiç beklediğim gibi olmadı yani. Kızım benim, anasının kuzusu, paşam. Aa, o paraya değer mi ayol? Değmez. Ben sana daha iyisini bulacağım. Nereden bulacaksın anne? Allah'ını seversen. İçeride de tutturdun o şişman oğlanın kısmını alalım. Şişman güzeldi böyle, etli butlu. Anne, ben Perihan'ı istiyorum ya. Ben Perihan'sız yapamam. Bana ne ya? Perihan'ı alalım ya. Bana ne ya? Buyur Kerivan. Sizin Türk kahveleriniz varmış galiba ya. 450 liralık bir bakiye verdim. O ne ya? Kahve 450 mi? Adana'da bir banka var. Muhtemelen sadece Adana'da vardır. Takip Bank. Takibe takip, faize faiz. Zıkkım. Senin de kazan gibi. Ne oldu amına koyayım sana ya? Amına koyayım. 50.000 kere söyledim şunu yaptıralım diye ya. Senin de müdür gibi ben amına koyayım. Müdürüm! Müdürüm! Bu kazan dairesi başımıza iş açacak müdürüm. Harıl harıl su akıtıyor. Yeni yıl arifesinde bununla mı uğraşayım hangi? Haklısınız müdürüm. Seni bu konuyu tekrar açarız. Yavşak. Oradasınız. Bu var ya, bu manyak eğer bizi yakalarsa ırzımıza tecavüz edecek, yemin ederim kank. Yeter kardeşim ya, yeter ya. Her ay her ay beni buraya getiriyorsunuz ya. Ödediğiniz kira zaten iki kutu jöle parası ya. Yeter ya. Orhan abi, elimiz sıkışık biraz. Ödeyemedik ama ödeyeceğiz paramı. Ya her ay sıkışıksınız kardeşim siz ya. Ben sizin sıkışık olmadığınız bir ay görmedim ki ya. Tamam Orhan abi bak kızma. Bak kalbin var. Allah korusun. Yahu benim kalbimi sen kızdırıyorsun zaten ya. Yeter bak uğraşamayacağım artık bak. Bak iki güne kadar ya bu kirayı yatırırsınız. İki gün içinde bu kirayı yatırdınız yatırdınız yatırmadınızsa gelip şimdi dışarı çıkaramayabilirim sizi. Olamayabilir yani. Bak sakalına hürmet etmem. Kırarım belini. Git buradan. Ya aslan kardeşim ya. Fazlına kurban olduğum benim ya. Ne gerek var ya böyle şeylere. Benim ev sizin eviniz. Rahatlığınıza bakın ne zaman elin rahatlarsa hiç sıkıntı etmeyin. Hadi. Sayın Ahmet Ünal, lütfen karpuzluyumuna. 11.80. Sen şuradan 5 çek. Onay vermedi efendim. 4 çek, 4. Yine onay vermedi efendim. Ya kardeşim prosedürü anladın işte. Oradan düşe düşe çeksene. 1.10 kuruş puanınız var. Hah. Sen onu oradan çek o zaman. Buradan da limiti mimiti ne varsa hepsini çek. Yeter be kardeşim. Sabahtan beri rezil ettin bizi. Tamam lan tamam patlama. Tamam kardeşim nümayiş yapma ya. Sayın Hikmet Çantıbel, tamam. Lütfen çamaşır. O zaman. O kırdığınız yumurtaların da parasını almam gerekiyor beyefendi. Tamam kardeşim tamam. Bu yumurtalar kalsın. Sen kırdığın yumurtalarla ekmeğin parasını almış ol. Hadi hayırlı işler. Gel gel gel. Orta. Oğlum o yumurtaları sağına kıraydık iyiydi de neyse. Hiç değilse ekmeğimiz var karnımız doyacak. Eve son gelen çeyrek ekmek ye. Geri zekalı ne yapıyorsun? Ne oluyor? Lan bu dünkü yavşak değil mi? Ben bunu döveyim. Dur dur fevri davranma ne arıyor ki lan buradan? Metin amcanın işi için geldi herhalde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Erman Kunduzoğlu, icra avukatıyım efendim. Merhaba canım. Şşş, birader. Dün sigortacı, bugün bankacı. Ne ayaksın lan sen? Ne demek ödemiyoruz kardeşim? Sigortaları yok mu bunların? Var. Yangında geçerli değil mi? Geçerli. Ya adamların evi yanmamış mı?
Yanlış ya. O zaman niye ödemiyorsunuz adamların tazminatını lan? Tazminatını. Şimdi bakın şöyle anlatayım. Evin tesisatının 15 yaşından büyük olduğu, yangının gün içinde 14-15 ve 19-45 saatleri arasında çıktığı ve bu esnada evdeki muslukların tümünün çalışır vaziyette olduğu. Washington bankamon otun programı bako. Maalesef tazminata hak kazanamıyor efendim. Buyurun. Efendim sigorta şirketi ve banka grubumuza ait olduğu için dün bankanın eksperi olarak oradaydım. Bugün bankanın icra avukatı olarak buradayım. Şimşek Bey, bundan 4 sene önce bankamızdan bir miktar kredi kullanmışsınız efendim. Aslan kocam benim. İnan bak tatili kendim için değil, cildim için istiyorum. Sırf sana daha güzel görünebilmek için. Emindir mi? Tazmiye tamam, insan içindeyiz. Bak kadın geliyor. Evet, krediniz hızlı Şimşek Bey. Evet, çekmiştim bir 3000 TL. Turan Bey. Şimdi efendim, faiziyle ve avukat masraflarıyla birlikte borcunuz 16.400 lira olmuş. Bunun 2.800 liralık küçük bir bölümünü ödemişsiniz. Halen 13.600 lira gibi önemli bir borcunuz bulunmakta. Yuh lan, mafya mısınız siz? Ama yapmayın Şimşek Bey, şimdi parayı alırken alıyorsunuz ama öderken güçlü çıkarıyorsunuz ya. Oluyor mu iş, böyle yakışıyor mu size ya? Şırdan da olması. Sonuç? Borcu ödeyeceksiniz. Kardeş, sen doğuştan mı ruh hastasısın, sonradan mı oldun? Yok yok, bu küçükken nevale geçirmiş, tipinden belli. Havale efendim o, havale. Çocuklar, şimdi öyle bir icra yapacağım ki senelerce adliyede konuşulacak ya. İcra mı yapacaksın sen? Gel gel, icra yap, gel. Takip bank ha? Takip bank. Geliyorum. Yeni yıla nerede giriyorsunuz? Foça'da mı yine yoksa? Ha? Yok vallahi müdürüm. Bizim hanım tutturdu illa bu yıl başında Uludağ'a gidelim diye. Ne güzel işte. Kayarsınız yine. Memur maaşıyla nereden buluyorsa bu parayı müdürüm. Zimmetine para mı geçiriyor dersiniz? Hay Allah'ın adamı, bak bu kadar sinir sedef yapar oğlum. Pul pul dökülürsün. Hadi gel eve geri dönelim. Oğlum bu saatten sonra azdan az çoktan çok gider. Yürü. Sevgili müşterilerimiz, küçük bir yanlışlık oldu. Oturun lütfen. Oturun. Gördüğünüz gibi bankamız çok güvenli bir yer. Kol, 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 kol. Para çantasıyla görünce. Estağfurullah. Size de zahmet oldu. Buraya kadar geldiniz. Şey de siz de kusura bakmayın. Ya. Neyse müdür bey. Hadi iyi seneler. İyi seneler. Dikkatli olun, soyulmayın ha. Oğlum bak bakayım, bir durum var mı? Ya size şu aralar bir şey yaptırayım.
Yılbaşına neredeyse burada gireceğiz. Yani ben sorunu tespit edip çözüme kavuşturacağım efendim. Yalnız alarm, alarm birazcık devre dışı bırakmam gerekecek. Bin defa dedim ki şu tesisatçıyı bul gel. Tamam müdürüm. 15 dakikam var. Yarrağımın kafası. Ben nereden bulayım şimdi yılbaşı günü sana tesisatçıyı? Dün demedik mi yaptırak diye? Dur oğlum, öfkeyle kalkan zarlarla otur derler. Dur lan. Birader, sormasayıp siz ne iş yapıyorsunuz? Tesisatçıyız. Su tesisatçısı çağırıyorlar, elektrikleri bozuk ya. Biz burada kör kör iş mi yapacağız? Her işte bir hayır vardır. Ha evet. Her işte bir hayır vardır. Tut ağzına ayır. Tam bankacıları dövmeye gelirken nafakamızı çıkarttık ya lan. Ekmek paramızı takamadın mı oğlum daha? Ha? Bravo. Kutluyorum. Elektrik çarpmadan hallettik. Oğlum şu İngiliz anahtarı var ya. Bu İngiliz anahtarı. Bir Türk'ün elinde kartvizite dönüyor abicim. Vallahi senin elinde bunu görenler senin tesisatçı olduğunu ayıkıyorlar oğlum. Ben onların ağzını yüzünü kırardım da dua etsinler, Metin amcanın ihtiyacı var. Tabii tabii. Allah'tan Metin amcanın ihtiyacı var. Yoksa ağzını yüzünü onların eline verecektin. Ortam. Sen var ya. O krediyi hiç almayacaktın. Ya gerizekalı. Almayaydın da Nazmiye beni terk mi etseydi? Allah Allah, aldın Nazmiye seni yine terk etti. Ya yemin ediyorum onların yaptığı tam orospu çocukluğu ya. Şerefsizlik yani, başka hiçbir şey değil. Geliyorlar yalvar yakar, kredi veriyorlar, sonra 20 katını geri istiyorlar. Tabii tabii, ne yapacaksın ortağım? Alırken iyiydi ama hiç böyle konuşmuyordum. Şişt, gelsene bir. Ne oldu? Bir su sesi var, bir dinle. Duyuyor musun? En sevdiğim üç şey. Su sesi, para sesi, kadın sesi. Ve... Kapat lan şunu. Benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi lan? Ha? Görüyorum lan. Perihan, bekle beni kınalı kuzum. Perihan. Lan dur, dur. Yürü git. Allah'ım! Ya oğlum, ya bir garibanın parasıysa? Nereden biliyorsun? Oğlum, garibanda bu kadar para ne arar lan ha? Garibanda bu kadar para ne arar? Gariban sensin oğlum. Gariban sokakta gezen adam, karnını kaşıyan adam. Gariban benim lan. Kendini düşünmüyorsan beni düşün lan, şu kadar olsun. Şimdi gün bizim günümüz lan, bak. Lan iyi misin sen? Paralar kafa mı yaptı lan? İyiyim ortağım. Şu anda zengin kafası yaşıyorum ben. Bir, bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, on. Alalım bu paraları gidelim lan. Alalım bu paraları oğlum. Alalım bu paraları lan. Dur lan. Diyelim ki aldık. Neyle taşıyacağız? Bisikletle mi? Orası bende. O bende. Bende, o iş bende. Geliyorum. Emekli ediyorum lan seni. Zenginiz lan orada. Zengin. İlk defa 2015 bize değil, biz 2015'e gideceğiz. Mutlu yıllar Adana! Ne yapıyorum lan? Ne yapıyorum lan? İnşallah bu gerizekalı ben dönene kadar o duvarı örmez. Yemin ederim ağzını burnunu kırarım. Yok, kim yok. Aha! Yarar. Babam. Değme. Babam. Koydum ya. Ne?
Ya ne yapıyorsun? Baba, ne yapıyorsun ya? Allah. Lan deyi be! Tamam, kusura bakma ya. Seni de gece yolundan ettik. Öncelikle selamun aleyküm ya. Aleyküm selam da yılbaşı gecesi ne oldu? Sokakta mı kaldın ya? Aynen dediğin gibi oldu vallahi ya. Atla götüreyim seni, müsait bir yerde bırakırım. Babacığım öyle yapmasak. Ben seni müsait bir yerde bıraksam ne dersin? Lanet olur mu Leşen? Sırtında mı taşıyacaksın? Neyle gideceğiz? Yok sırtımda taşımayacağım. Sen bana bu arabayı satacaksın. Tamam. Ben de seni müsait bir yerde bırakacağım. Araba değil. Dolayısıyla satılıkta değil. Bak babam, gözünün yağını yiyeyim. Sana nakit olarak keş tam 50 kağıt veriyorum. Ne sen ekmek teknesini satarım. Tamam lan, o zaman bir haftalığına kirala 50 kağıdı yine veriyorum. Lan 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 konuşma lan. Abicim eğer ben bu arabayı alamazsam bu akşam sevdiğime kavuşamayacağım ya. Sen... Ben anladım mı? Kız kaçırma. Aynen öyle. Ben aşka sonsuz saygı duyarım. Eyvallah. Bak gel. Çekersin kenara. Açarsın kapısını. 5 dakikada dolar. Ah, bildiğim var seni bu garibanın önünde durdum. Sağ ol hocam. Şimdi aç şu torpidoyu. Ha baba. Nedir bu? Düğün hediyesi. Düğün pastası. Sağ ol babacığım. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Sağ olasın. Orta! Taşıma işini hallettim. Taşıma işi bende. Nasıl hallettin ya? Allah Hızır diyelim artık. Doldur ortam burada. Hadi gir. Ya Maksut, bir şey diyeceğim. Böyle bir şey bize yakışır mı ya? Lan asıl bize yakışıyor oğlum. Asıl bize yakışıyor lan. Şey gibi düşün. Biz şey gibiyiz. Robin Hood gibiyiz. Tut ucundan doldur. Şuradaki araba. Oğlum nereye bırakmışsın bunu ya? Şu lan şu işte. Turunç olan. Vallahi geldik. Hayda. Hoppala paşam Adana Ceyhan ne oluyor lan? Bu ne lan? Yolcusu hazır minibüs mü ayarladın bize? Oğlum ben aldım da boştu lan ama sahibi dediydi. Kapısını açık bırakırsan müşteri dolar dediydi yani. Adam haklı çıktı. Ne uhrevi bir adamsın sen ya. Ne yapacağız? Ben halledeceğim. Hanımefendiler, beyefendiler. Kusura bakmayın teknik bir arızadan dolayı sizin ulaşımınızı sağlayamıyoruz. Aracı terk etmeniz gerekiyor. Buyurun inelim efendim. Hayır efendim uzatmayın. Hayır. Ya bir dakika hırlamayın lan. Çocuk bir şey anlatıyor. Otur. Lütfen teyzeciğim. Bakın biz firma olarak sizin bütün zararlarınızı karşılayacağız. İnseniz lan! Ne üf ya sen menopoza girmişsin kırmızılı. Yemin ederim var ya. Allah sen bize. Yürüyerek git. Soğuk hava iyi gelir sana. Ablam kusura bakmayın ya. Sağolsun. Abim, kime asistik yapıyorsun lan? Selam söyle lan. Bu nasıl bir iş arkadaş ya? Kusura bakma kardeşim biz de böyle olsun istemezdik ya. Oldu işte oldu hadi. Hop hemşerim. Alo. Hadi. Ne oluyor lan? Sen kimi dürtüklüyorsun kardeşim? Hop. Kusura bakmayın hanımefendi. Şu an hizmet dışıyız. Yardımcı olamıyoruz. İnmenizi talep ediyoruz. Şöyle takdim ediyoruz. Ne diyorsun lan sen? Oradan ticareye mi benziyorum? Yok tövbe estağfurullah. Olur mu şey ablam? Haddini bil. Yani taksi parası olarak şey ettiydik. Ya hadi kızım hadi ya. Gece seninle mi uğraşacağız? Gerilmesek böyle tatlı tatlı konuşarak anlaşsak ha? Bak biz çok adi ve pis insanlarız. Pisliyim ben. Ya siz ne ayaksınız? Ne işler çeviriyorsunuz? Söyleyin bakayım. Şu poşetlerin içinde ne var? Çabuk söyleyin. O poşet ne olacak? O poşette ne var ki? O poşette benim kirli çamaşırlarım var. Evi taşıyorum da ben o yüzden anamın da kolu kırık. Ya tamam. Nereye gitmek istiyorsan bırakacağız hadi. Alo. Nereye bırakalım? Bilmiyorum. Bilmiyorum ya ablacığım ya. Bilmiyorum ne abi? Bilmiyorum diye bir şey olur mu? Nasıl bilmiyorsun ya? Gidecek yerim yok demek. Yılbaşı gecesi bilmediğim yerde, bilmediğim insanlarla dımdızlak ortada kaldım demek. Allah Allah! Senin derdin bize mi geldi? Nereye gidersen git ama burada kalamazsın kusura bakma yani. Bana bak. Filahi misin lan sen? Ay tamam ama uzattınız be. Kalmıyorum, başımın çaresine bakarım. Bırak siz de genç bir kızı gecenin bir saatinde sokakta bırakın. Rahat da evinize gidin. Gerizekalılar. Otursana bir süre.
Otur, otur. Bak ne diyeceğim. Biz de nereye gideceğimizi bilmiyoruz. İstiyorsan gel birkaç gün bizimle takıl. Ha? Gerçekten mi? Evet, gerçekten mi? Gerçekten abi. Baktım kızcağız sokakta kalacak yılbaşı gecesi. Etraf it köpek dolu. Hırlısı var, hırsızı var, sarhoşu var, ayyaşı var, sapığı var, manyağı var. Gönlüm el vermedi ortada bırakmaya. Şu poşetlerin içinde ne var? Ya yok yok, abartma. Birbirimizi bunaltmayalım. Ne sen bize soru sor, ne biz sana. Bana uyar. Bu arada Zeynep ben. Ananı sikin. Elektrik çarptı lan. Elektrik değil orta ama bas çocuğu çarptı seni. Beni de çarptı. Kazaktan olsa gerek. Eyvallah! Ortam hadi gidip Perihan'ı alalım. Yok yok önce Metin amcalar. Fırsatçı nereden bulacağız oğlum Metin amcaları ya? Cevdet nerededir? Oo Cevdet amca yılbaşı kutlamalarına başlamış bile. Selamun aleyküm beyler kolay gelsin. Ne arıyorsunuz lan? Yılbaşı partisi mi? Ne partisi, ne yılbaşısı? Cevdet Bey sizlere ömür. Hadi be! Harbi mi lan? Başımız sağ olsun. Başın sağ olsun. Bir hastalığı falan var mıydı? Aa geçmiş olsun Cevdet amcaya. Öz, hasta sensin kalıksız herif. Sağlığım yerinde hamdolsun. 10 aslan gücündeyim ben. Şimdi de iki tane yavru ceylanı parçalamaya gidiyorum. Vardı ya vardı. Olmaz mı? Gavur hastalığı vardı bu mendubur herifte. Bunların peşinden giderken gidiverdi. Neyse Cemile teyze, bir ihtiyacın olursa biz buradayız, bizi ara tamam mı? Kim bu? Manitan mı? Yok, dayımın oğlu. Yok, karısı. Rahmetli Cevdet amcanın da yeğeni. Cevdet abi senin akraban mı oluyor? Kısım sayılırlar. Sen evli misin? Evliydim. Eskiden, çok eskiden evliydik. Azmiye, bu ne hal lan? Cenaze evine geldiğin kılığa bak. Arkadaşlarla yılbaşı eğlencesindeydik de duyunca yarıştım geldim. Eve uğrayacak zamanım olmadı inan. Banka kartlarımın nasıl patladığı belli oldu. Ay Melahat, evliliğin en çok hangi yanını seviyorum biliyor musun? Boşandıktan sonra nafaka almayı. Nazmiye, sen ön takımlara bir şey mi yaptırdın? Şişik şişik olmuş kız onlar. Sana ne Maksut ya? Sana ne? Sen kendi yanındakinin önüne baksana. Sana ne benim implantımdan? Ya ben çalışıp çabalayarak alıyorum bunları. Gecemi gündüzüme katıyorum bunları alabilmek için. Allah Allah, sen çalışıyorsun. Ne iş yapıyorsun yenge sorma sahip? Höst! Sensin yenge. Life koçluğu yapıyorum ben bizzat. Ne koçu? Life koç olmasın o. Ah, konuşmasını da biliyormuşsun ya sen. Tam kendine göre birini bulmuşsun Maksut. Eks yengeciğim, yalnız uyandırayım seni. O yanındaki benim manitam değil, şimşeğin manitası. Ha hayt! Ne diyeyim? Allah kurtarsın güzelim. İyi bak canım. İyi bak da ne kaçırdığını gör. Daha koluna böyle bir erkek takabilecek misin acaba? Şimşek, ya ben bir pantolon giyeceğim. Acaba bir yer var mı? Şurada değiştirebilirsin. Sağ ol. Nazmiye, gelsene benimle. Gel gel bir şey diyeceğim. Ulan sonuçta boşandılar yani bunlar. Ne var yani? Allah Allah. Nazmiye. Nazmiye. Ayrılmış olsak da üzerimde hakkın var. Al şunları. Şimşek, bu kadar parayı nereden buldun sen? Banka falan mı soydun yoksa? Ya Nazmiye, nereden bulduysan buldum. Al işte. Peki, alayım o zaman. Ama evli olduğumuz zamanlardan kalan borçlarıma istinaden alıyorum. He, onlara istinaden alsın.
Sonra parayı duyan geldi arkadaş. Cevdet amcanın kayınçosu Ahmet amcadan, komşusunun dayısının dünürü Tarkan amcaya, mahallenin bakkalı Erdi'den, yavşak Atilla'ya, tanıdık tanımadık o gece orada olan herkes paradan nasibini aldı. Yılbaşı gecesi elimizden geldiğince fakir fukarayı sevindirmiş olduk. Allah Allah! Hayır, 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 hayır. Kimse parayım, geliyorum! Lan? Lan Kezban yok. Lan Kezban! Lan Kezban! Durun lan! Ortağım ya, Cemile yengeyi nasıl razı ettin bu araba konusunda? Vallahi ben etmedim. Daha çok o beni razı etti diyebiliriz. Neye razı etti? Arabayı satın almayı. Ne? Sen arabayı satın mı aldın? Ne yapayım, vermiyordu başka türlü. Ya arkadaşlar, rahat olun. Bunların ikinci eli peynir ekmek gibi gidiyor. Üzerimizde hiç para yoktu. Nasıl verdin parayı? Para verdiğimiz akrabalar vardı ya. Onlardan faizle borç aldım. Bravo. Kutluyorum seni. Çok zekice bir şey. Peki Kezban konusunu ne yapacağız? Oğlum ruhsat kimin üstüne? Biz şimdi gecenin bir yarısı tesadüfen arabasını aldığımız adamı nereden bulacağız? Ne yapacağız peki? Hah, buraya bırakmışlar. Nasıl gireceğiz oğlum? Kapıda polis var lan. Tamam, arkalara bakacağız şimdi. Tamam, dön o zaman şuradan, dön. Kalk, 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 kalk. Zeynep, biz içeri giriyoruz. Sen yolu kontrol et, tamam mı? Toprağım, dikkatli ol. Geç. Tamam, siz arkadan geç. Buyurun hanımefendi. Burası polis otoparkı mı? Evet. Pardon. Peki bu arabalar ikinci el mi? Evet, ikinci el. Cezalı. Peki kaç model? Tövbe tövbe. Akşam ya akşam. Lütfen bakar mısın? Ya. Polis mi çağırsak müdürüm? Lan lan göt. Hepsi mi gitti? Polise haber vermeyin sakın, ben hemen Kontes Hanım. Aslında sana hayırdır. Hanımefendi, siz böyle sinirli görünce bir anda boşluğa düştüm. Bankayı patlatmışlar. Kontes Hanım, bazen sizi anlamıyorum. Kayıt dışı paralarımız için sıfır riskle güzelim İsviçre bankaları varken siz buradan ta Adanalara para götürüyorsunuz. Benimkisi vefa meselesi oğlum. İlk adamı Adana'da doğradım. İlk malı Adana'da sattım. İlk paramı Adana'da kazandım. Çukurova bereket hesabı. Anlıyorum, anlıyorum da. İlk dayağımızı da Adana Adliyesi'nin önünde yemiştik. Ama çok şükür halimize.
Komutanım, anam avradım olsun. Bu mallar bize böyle geldi. Şu nimeti görmek nasip olmasın. Baya konu diyorsun. Birinci kalite kokain diye birinci kalite un satarsınız ha. Beni dolandırmaya kalkarsınız ha. Hem de beni, kontesini. Senin memleketinin hamurunu sikeyim ben ha. Un ne lan ha, un ne un. Ne o hamur, ne o hamur. Biraz yaratıcı olun oğlum, yaratıcı. İpne torlar sizi. Ne o hamur. Sız. O elini Allah aşkına çekmez. Söyleyeyim mi? Giymesin. Korkma. Seni öldürmeyeceğim. Götünü kesip derinden eldiven yapacağım. Bizi kimse sikemez oğlum. Biz adamı sikeriz biz. Anlıyor musun? Biz adamı sikeriz. Yatar. So, sweet thing. You clean this mess up, will you? Okay, Contessa. Sen de Jale'ye haber ver. Oteli, araçları, ceset torbalarını falan hazırlasın. Tamam. Biraz kanlı bir Adana gezisi olacak. Şu iki kavruğu da paket yap bana. Adana'ya götüreceğim. Amatör bir kulübe belki Brezilyalı golcü falan diye satarız. Vay, insan ticareti. Serbest piyasa ekonomisinde en sevdiğim. Galiba onu ihtiyar heyeti alıp götürdü. Aman! Tabut nerede lan? Tabut nerede lan? Bekleyin! Bekleyin! Vurun lan! Döndürme! Cevdet amcamı gömdürme. Abicim deli misin sen ya? Açılın açılın şuradan. Deli değilim ben. Sadece amcasına doyamamış bir yeğenim. Açılın arkadaşlar. Onu gömmeyin. Beni gömün. Beni gömün. Her kişi niyetine Allahu Ekber. Gömsene lan. Hocam biz dedemizi aile mezarına gömeceğiz. Arkadaş onu demek istiyor. Ya öyle desenize niye otlu peynir yemiş gibi davranıyorsunuz? Acımız büyük, gerçekten çok büyük. İzninizle biz onu gömelim. Hayır, onu biz hocam, alalım. Hocam ne diyoruz biz? Biz bir girelim gene. Hayır, onu alalım. Beni hazırlamasını sorun. Amcamı ver. Amcamı ver. Hayır, hiç sokmayın içeri. Daha karısı yüzünü görmedi. Bırakın bizi. Ey Müslümanlar, bırakın karısı yüzünü görmedi daha. Amcam bırakın. Bizi niye buraya dağıttılar o zaman? Yürü. Koş. Koş soldan gir. Tabut gitti, tabut. Allah'ım! Bütün paralar burada. Yavru kuşlarım benim. Sizi ayrı ayrı çok seviyorum. Şimdi kimse görmeden atalım paraları içeri. Hadi gel. Hey cemaat-i Müslümin! Ha yardım edin. Yüklen cemaat. Gel abim, gel. Yüklenin abi. Alın. Allah razı olsun. Cevdet amcam. Döndürelim. Ya abicim neden divane gibi oradan oraya dolanıyoruz? Ya hocam bizim sülale geçen yaz tatile çıkmış da böyle tekne gezisi falan. Tekne alabora olunca alayı mefta olmuş. Yer kalmamış mezarlıkta. Biz de buraya getirdik. Hadi gömelim o zaman. Gömün. Ah gömün.
Siz gelmiyor musunuz? Bizim acil bir işimiz çıktı. Bizim yerimize de bir iki kürek toprak atın siz. Peki abi. Çevirin yalnız, çevirin. Dön cemaat. Dön, 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 dön. Komple dön, dön. Gel, gel, gel. Başa alma be. Siz verecek misiniz bizim para? Ne? Para diyorum, para. Siz Cevdet'in yeğen. Cevdet'in yeğen. Verdiniz herkesin parasını, verin bizim paramızı da. Evde bir yere zulala, tamam mı? Tövbe tövbe, bu ne ayol, nereden buldun? Bunu hiç sorma, soruşturma, şey yapma. O senin. Biraz harcayabilirsin, küçük küçük, ben kaçtım. Görüşürüz. Metin amcayı bulup emaneti teslim etmeden önce Adana'yı şöyle bir dolaşıp şırdancısından tatlıcısına, küçük esnafından kobisine, büyük esnafından ev sahibine kadar herkese borcumuzu ödedik. Zaten uçan kuşa borcumuz vardı, onu da ödedik. Tabii nereden bilelim parayı kapanın bankaya yatıracağını? Kürkçü dükkanı hesabı, paralar bankaya geri döndü. Merhaba Maksum. Manyak konteste izimizi oradan bulmuş. Hiç zaman kaybetmeden peşimize düştü. Oo, maşallah, maşallah. Allah analı babalı büyüsün. Amin, amin. Gerçi babamızı kaybettik. Olsun. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Ne tatlı dövdünüz öyle. Sizi kalsın hatıra olarak. Aşkım, bugün vuslata eriyoruz. Ha bu arada tanışın Zeynep, Perihan, Perihan, Zeynep. Biz de gidip şu hesabı kapatalım. Hadi kaynaşın, arkadaş olun, hadi kaynaşın. Yürü. İyi. Hadi gel sen de bir kaynaşalım. Oo, büyük şehir çalışıyor maşallah. Vay, vay, vay. Ateş, ateş, ateş. Ateşle bakalım, sempatik şey. Bacağına sıkacağım. Ateş abi, kusuruna bakma bunun. Geçen gece üşüttü biraz, ateşi çıktı, beyni yanmıştır. Oğlum ne yapıyorsun lan, götümüzü keserler burada. Hı hı. İşte Ateş Bey. İstediğiniz paranın hepsi burada. Aha. Bu paraların hepsi senin. Şimdi köpeklerine söyle de Perihan'ı bıraksınlar. Biz de evimize gidelim, daha nikah kıyacağız. Oğlum sen ne ayaksın lan? Ha? Sen psikopat mısın? Manyak mısın? Kimsin sen? Bak hala lölöle yapıyor ya. Aldım paranı işte, daha ne konuşuyorsun delikanlı? Hadi bakalım, sal Perihan'ı da gidelim. Hadi Allah. Şuraya gel zekalı. Ateş abi, onun adına özür dileriz. Bu böyle mal gibi bir şey oldu çıktı. Ne anlatıyorsun lan sen? Paramızla rezil mi olacağız oğlum? Siktir git lan pezevenk. Ben de sana verecek kız yok. Pezevenge bak ya. Bana pezevenk diyor. Bana bak ulan. Atayım mı lan kafana şimdi ha? Sıkayım mı lan kafana şimdi? Sık lan sık! Sık! Sıkma! Bak Ateş, bu yaptığına pişman olacaksın. Affedeyim diye kapında yatacaksın. Tüketici hakem komitesine şikayet edeceğim. Nereye gidelim sen git. Nereye bulunursan bulun. Atacağım şimdi kafana. Siktir gitsin de. Paramızı geri alalım o zaman biz. Bunları ceza olarak alıyorum. Kaybol! Yürü git! Şerefsiz! Dur lan dur. Arkamızdan koşacak hali yok ya. Paralarımıza da gasp etti ya. Bak bak bak. Ek bina çıkıyor pavyona bir de. Kesin bizim paralarla ödeyecek işçilerin parasını. Belediyeye şikayet edeceğim bu şerefsizi. Ulan geri zekalı. Perihan'ı kurtaracağız derken Zeynep'i kaybettik. Bunu mu derde diyorsun? Adam kötü esnafsa ben ne yapayım ya? Kızları orada bırakmayaydık iyiydi ha. Vallahi. Ben Perihan'sız, sen de Zeynep'siz yapamazsın oğlum. Saçma sapan konuşma lan. Ne saçma sapan lan? Kıza nasıl baktığını gördüm. Yemem ben bu numaralara. Nasıl baktın? Çapkın çapkın. Alacağım ben intikamımı, alacağım. Oğlum.
Ortağım plan şu. Ben şimdi gidip bodyguardlara hırlıyorum. Onlar benim ağzımı burnumu dağıtırken sen de arka kapıdan girip kızları kurtaracaksın. Nasıl plan? Oha çok süper plan ya. Sağ olasın. Sonra da hep beraber hastaneye gideriz ha. Deri zekalı. Ya ne yapayım ya, ben hak ettim bunu. Benim ağzımı burnumu dağıtsınlar ya. Eğer kızları oradan çıkaramazsak var ya. E'si çıkınca Zeynep bizim gözümüzü oyar yemin ederim. Hayt! Ne arıyorsunuz lan siz burada? Ya mırtıflar. Siz ne biçim sadamazı adamlarsınız? Dayak yiyerek kız kurtarmak ne oğlum? Kız, sizin burada ne işiniz var? Baktım ortam leş. Herkes bir kro. Dedim Perihan'a gel, arabanın yanında bekleriz. Aferin sana be. Çak, Allah razı olsun. Hadi hadi. Hadi. Hemen. Şimdi görevimiz Metin amcayı bulmak. Ben nereye gideceğimizi biliyorum. Bir yerde kebap yer miyiz ya? Sen artık ufaktan git istersen arkadaş. Merhaba Ateş. Ağır olun bakalım lan. Ne o, Dingo'nun ağrına mı giriyorsunuz böyle? Kimsiniz siz? Bir hanımefendiyle böyle konuşulur mu hiç? Anneniz size kadınlarla nasıl konuşulacağını öğretmemiş anlaşılan. Ulan siz iş misiniz, sipariş misiniz, ne işsiniz siz? Maksut'la Şimşek'in arkadaşlarıyız biz. Nerede olduklarını biliyor musunuz acaba? Ulan yürü git. Kadın madın dinlemem, alırım ayağımın altına. Kayıp eşya biliyorsun mu lan burası? Canım benim, söyler misin lütfen? Nerede bu adamlar? Oha! Mırtız, senin deden bayağı zenginmiş. Yo, ne alaka? Oğlum, nereden baksan böyle birkaç milyon eder de ondan. Ya etmesine eder de, dedeme bir faydası yok ki. Niye? Burası dedemin evi değil ki. Ev sahibi var bir tane, dedem burada bekçi. Lan! Lan Ateş, ne oluyor lan? Bu dedem mi? Bir dakika, bir dakika. Dedemse eğer sakin olmak lazım, sakin olun. Oğlum bu munak vallahi vurur bizi ya, siperlenerek. Dede! Pişt. Dede, pişt. Dede benim, benim. Dede, tanımadın dede ya. Bana dede deme. Harun de, kanka de, kardeşim de, birader de, pampa de. Bana dede deme. Neyse, ne var, ne istiyorsun? Metin amcaları arıyordum da ben. Buradalar mı acaba? Oğlum, adamın evi var, barkı var. Bu yaştan sonra evden kaçacak değil ya. Yok işte evleri artık, yandı. Dımdızak ortada kaldılar. Benim de onlarla bir işim vardı, o yüzden şey yaptım. Neyse, bir iki gün sizde kalabilir miyiz? Kanka? Söğüt gölgesi mi oğlum burası? Kusura bakma baba, benim takvimim dolu. Ne oluyor canım? Kim bu adam? Hayatım, nasıl çıktın o odadan? Önemli biri değil. Hadi sen git içeri, ben şimdi geliyorum. Ama benim erken eve gitmem lazım, sabah çok işim var. Oo, biliyorum hayatım, biliyorum. Gördün, ev dolu. Belli belli dolu dede ya, don giymedin mi sen, ayıp ya. Giydim ulan, İskoç muyum ben? Bekle lan, geliyorum. Sen neden manyak mı? Galiba. Ha dede ya, götümüz dondu dışarıda. Aferin oğlum, aferin. Kedi oğlum, bir fare kırmışsın, eşek sıpası. Evlenecek kızı benimle tanıştırmak için çağırdın değil mi? Getirdin. Yok dede, vallahi düşündüğün gibi değil işte. Hoş gelmişsin yavrucuğum. Hoş gel. Oh, ellerinde burs gibi şey. Aman Allah. Ne bu? Kim gece gece? Şey, onlar bizim arkadaşlar, merak etmeyin. Dolun. Dedeni de düşünmüşsün. Hoş geldin yavrum.
Dedem. Herkese şapur şupur bir şey yarattı, şükür mü ya? Gel bir öpeyim, vallahi çok özlemişim. Oh. Tamam. Hayır. Tamam. Hadi, size gideyim bir yerde yatın, hadi. Hadi. Vallahi aklımızı çıkarttın ha. Hepsi bu kadar değil mi? Evet. Eminsin değil mi canım? Eminim. Abi, kahve var. Tabii. Bir de kahve parası vardı. Emredersiniz amirim. Bu gece bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Güzel olmuşsun ya. Yeter artık. Hanımefendinin silikonu patladı galiba. Sağ tarafı sönük gibi duruyor. Görmüyor musunuz? Bütün cilt bakımını bozdunuz. Saçlarımı kırıklarla doldurdunuz. Bilsem söylemez miyim? O mendebur için kendimi bu kadar yıpratır mıyım? Gitse sapkın dedesine gider o uğursuz. Keşke daha önceden bizle işbirliği yapsaydınız Nazmiye Hanım. Bu kadar şiddete hiç gerek yoktu. Merhaba dede. Bizim ağaca gitmemiz lazım. Aç kapıyı. Aç polis. Beni at. Yemin ederim ateş edin aslında. Kalk. Aç kapıyı polis. Polis mi? Vallahi yandık. Buldular, izimizi buldular. Yemin ederim içeri atacaklar bizi. Senelerce çıkamayacağız. Hapislerde çürüyeceğiz yani. Ne yapacağız ha? Kaçalım mı? Sakin. Oğlum, bence kaçalım. Ya nereye kaçıyorsun? Polis işte her tarafımı sarmışlar. Salak konuşma. Ne yapacağız? Teslim olacağız yani. Kapıyı açacağız, bir bakalım ne diyorlar ya. Gel aç. Hakkınızı helal et. İyi günler. İyi günler. Dışarıdaki cenaze aracı size mi aitti acaba? Ha kardeş, bize ait. Ne oldu? Hayırdır? Sizin karakola kadar gelmemiz lazım. Ne oluyor ya? Amirim, siz gitseniz biz arkanızdan gelsek mi? Beyefendi, direnmeyin lütfen. Yok bak, bu bir direnç değil. Bu tamamen teklif yani. Acelemizle mi gelir? Görüş günüme de bir tek anam geliyor. O yanam geliyor. Görüş gününe iki torba don ile Perihan. Ulan Cemil ablaya bak be. Bize belediyenin arabasını itelemiş yalan. Yemin ediyorum insanların para için yapmayacağı şey yok ha. Ortam, bize kafadan 25 yıl geçirirler oğlum. Organize suç örgütü kurmaktan da 10 sene eklesen onu. Kaç eder? Sıçarım ben böyle adalet sisteminin içine ya. Affedersiniz müdür bey.
Ben size konuyla bizzat ilgileneceğimi, polise haber vermemeniz gerektiğini söylememiş miydim? Sigortadan paraları almak gerektiği için polise haber vermek zorunda kaldım. Hala yalan söylüyor. Oha! Hayırdır Perihan? Geçmiş olsun canım. Buyurmaz mısın? Buyurun Zeynep Hanım. Buyurayım bari. Korkmayın kızlar, bir şey yapmayacağım. İyiyim. Hadi Perihan, biz inelim. Yok yok, o kadar da değil. Paranın yerini öğrenene kadar misafirlersiniz. Perihan, Perihan. Komutanım. Anlarım lan, serbestsin işte. Serbest miyiz? Çık. Çık serbest miyiz? Alo, kime diyorum? Çık. Ya şöyle bir maruzatımız vardı bizim. Şimdi biz müebbet beklediğimiz için şimdi biraz böyle bir şaşırdık. Neden serbest bıraktınız ki şimdi bizi? Savcı cenaze arabasını çalmadığınıza kanaat getirdi. Ha, bizim başka suçumuz yok yani. Yok kardeşim hadi. Harbi mi ya? En büyük adalet bizim adaleti. Yaşasın yüce HSYK. Yaşasın Türk adaleti. Geç. Tamam. Geç. Tamam, sakin. O ne lan? Amirim. Bu tipsizler kim? Yılbaşı gecesi bankayı soymuşlar. Vay adiler. Şerefsizler. Toplumun sırtından geçinen asalak lan bunlar. Fakir fukarayı söğüşleyen haysiyetsiz köpekler. Hadi be. Belalarını versin. O saatte de size nacizane hediyem olsun. Oğlum müebbet beklerken muhabbet edip bıraktılar ya lan bize. Resmen beraat ettim oğlum. Kolay gelsin, hayırlı işler toprağım. Şişt, ne yapsınlar babanın çiftliği gibi? Hadi kaybol buradan. Tamam. Kaybol. Tamam komutanım. Allah devlet elbise vermiş. Ne bu rahatlık? Bir de bir de ben seni yerim de. Oğlum sen babana benzemiyor muydun ya? Robot resimde annene benzetmişler. Oğlum ona sormuş. Oğlum demek ki ressam bir oğul mezun bu demek. La Kezban değil mi lan bu? Vallahi lan! Kezban. Teknoloji harikası Kezban bir işe yarasın diye var. Öyle yani orada burada bırakılmak için değil. Ya kaptan kusura bakma, olaylar o kadar karıştı ki Arap saçına döndü. Vallahi bir... sen bizi nasıl buldun? Ben kimseyi bulmam ben. Kezban bulur. He? Hadi. Geç 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 geç, bitirin işi, bitirin. Hadi gel atla. Eyvallah. Bitirin. Sağ ol. Şişkiler. Bizim de olur mu lan böyle? Paramız var lan. Ne olması yok. Dede! Dede! Hayrola dedem, yolculuk nere? Buyurun, gününe mi bakmışsınız? Ya dede, taşak mı geçiyorsun? Kızlar nerede? Kızlar nerede? Hangi kızlar? Hemen hangi kızlar dedeciğim, Allah'ını seversen ya. Perihan'la Zeynep'ten bahsediyoruz ya. Ha kızlar! Ha. Kızlar, arkanızdan çıktılar. Ha karakola gitmişler o zaman. Bence de kızlar. Durun lan durun, emanetinizi vereyim. Emanet derken? Ya siz paranızın ne olduğunu sanıyordunuz ha? Allah'ım ben onu tamamen unuttum ya. Paralar gitti oğlum. Çil çil liraları unuttum ben. Gitti paramız gitti. Nereye gitti? Ya torun, senin için çok endişeleniyorum. Ya insan arkadaş diye bunu seçer mi? Ya dede sence ben mi seçtim onu? Kalk lan kalk geri zekalı. Adam almış işte paraları saklamış. Hangi adam aldı lan? Hangi dede, adam? Dede, deden tutmuş işte paraları saklamış. Sende mi paralar? Deden. Sen var ya, elimi dirersin ya. Gel, gel. Gel, gel. Al, al şunu. Al şu maymunu senden. Şu kızları alak da kebaba gidelim lan. Tamam, kebaba gitmeden önce bir bisküvit, bisküvit bir şey yok mu ya? Aa, kaptan buraya düğün pastası ayırdırdı lan. Vallahi güzel kek. Al, al. Ye biraz da midemizi tutsun. Lan yavaş yavaş, başka adana yok, ayır! Merhabayın bayılar. Ya
Kusura bakmayın, böyle balıklama daldık ama. Ücretini vermeyen var mı? Parasını üstüne almayan var mı? 5 senede yardım ve yataklıktan olsa 20 oradan 40 yapar. Gün geçmiyor ki bir suça daha bulaşmayalım. Selma ve Louis gibi. Ben Louis olurum ha, Selma olmam. Niye lan? Ben karı olmam lan. Oğlum onların ikisi de karı değil mi zaten? Ben Louis diye karım olurum lan. Yalnız arkadaş doğru söylüyor, onların ikisi de karı. O Louis zannımca bizim Nurcan'la aynı şey galiba. Selma ile Nurcan. Adı ne senin? Aliş. Oğlum sen arabaya lap diye atladın, hırkızlık falan mı yaptın lan? Aa, Aliş kardeş. Bence hırsızlık yapmamalısın çünkü kötü bir şey. Şş, bozulma lan. Lan baba, biz de hırsızız. Geçen hafta banka soyduk lan biz. Ağzına sürteyim ortam ya. Ne anlatıyorsun? Tamam, dert etme kardeş. Biz gideceğin yere kadar bırakırız. Yok beyler, bu kadar makara yeter. Şu sahada beni bir sallayın da ineyim hadi. Yok lan, makara falan yok. Vallahi geçen hafta önce banka soyduk, bir de üstüne pavyon soyduk. Vallahi parasını ödediğimiz kızı kaçırdık. Bak şu an mesela peşimizde mafya var, bankacılar var, polis var. Dert etme, seni gideceğin yere kadar bırakırız. Nerede oturuyorsun? Biraz uzakta. Harikalar diyarında. Gidelim hadi. Harikalar diyarı. Vay be. Aliş harikalar diyarında. Ortam sür harikalar diyarı. Hanımefendiciğim, kusura bakmayın. Biraz acı yediniz. Pardon. Oh! Sayemde Ağda'yı da bedavaya getirdin. Hadi şimdi bana bunların yerini söyle de maniküre geçelim. Kızım manyak mısın, şizofren mi? Yeni tanıştım diyorum. Daha yeni tanıştık. Ayıp, tamam mı? Yapma. Aa. Benim sevdiğim var, bunu ona yapamam. Hiç yakışmaz sana. Bana da yakışmaz. Yapma teyze. Teyze! Teyze! Bağırma! Gel! Hadi çıkar şunları. Çıkarsana. İçeride. Anam ben de anlamadım. Ne yiyip ne içtilerse iğne yutmuş it gibi bağırdı durdu. Canım, iyi misin? Maalesef burada sizi pek iyi ağırlayamıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı. Kontes Hanım, Şimşek Beyleri serbest bırakmışlar. Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl serbest bırakmışlar? Konu hakkında fazla bir bilgim yok ama en son bir minibüsle görülmüşler. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Adanın altın üstüne getirin. Bulun şunları bana. Adamlarımız bunlar arkadaşlar. Ne yaptın lan? Neresi oldu? Ya. Of. Canım nasıl çikolatalı golfin istiyor ha? Vallahi yerdik ha. Yanında var mı? Lan, Metin amca mı? Metin amca, Allah'ını seversen neredesin sen ya? Her yerde seni arıyoruz. Buradayım ya. Metin amca, bak bu paraların hepsi senin.
İstediğiniz yerde bir ev alın, dilediğiniz gibi döşeyin. Bu parayı alamam. Bizi düşünüp bulup buluşturmuşsunuz ama ben parayı alamam. Siz gerçekten ihtiyacı olan birisine verirsiniz parayı. Ya Allah aşkına Metin amca, bu saatte biz ihtiyacı olan birini nereden bulalım? Sağ ol Kolombo. Eyvallah. Haliç kardeş, senin hikayen ne? Karışık. Güzel ama karışık. O zamanlar İzmir'de kamptaydık. Bir tane kız gördüm böyle. Gördüğüm anda dedim, tamam dedim, bu benim karım olacak. Hemen evlendik. Evlendikten bir yıl sonra kızım doğdu. O ana kadar gördüğüm en güzel şey. Adını harika koydum. Kızım doğduktan sonra karım kötüleşti. O zaman da para yok, pul yok. Denkleştiremedik, bir yerlere götüremedik. Bu böyle 2 yıl devam etti. Sonra dayanamadı, göçtü gitti bu dünyadan. Başın sağ olsun. Harikayla tanıştırmayacak mısın bizi? Görelim şu meleği ya. Karavanda. Hadi uyumuyorsa tanıştırayım. Harika. Kızım. Babuş. Yavruş. Geri geri. Uyumamışım. Canım. İşte benim güzeller güzeli. Kızım harika. Bunlar kim? Ben Şimşek. Bu da Maksut. Tanıştığıma memnun oldum beyler. Harikalar diyarına hoş geldiniz. İyileşecek, iyileşecek. Takma kafana. Geçer, geçer. Hasta oldum işte. Ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu kadar insan, elimizden geleni yapıyoruz ama yetiştiremiyoruz. Önce o gidecek, sonra da ben. Tövbe de Haliç, tövbe de. Beyler, müsaadenizle. Abi baksana bir. Ne oldu lan? Gel, gel. Operasyonu başlatabiliriz. Kontes'in yerini biliyorum. Bu işi onun planladığını biliyordum. Aslında tam olarak o planlamamış. Tesisatçılar doğaçlama bir şekilde bankayı soymuşlar. Yani soymamışlar da. Yani garip bir tesadüf. O zaman onları da alalım. Bir taşla iki kuş. Amirim, onlar masum. Nasıl masum? Hem banka soydular hem de masumlar, öyle mi? Yani hem soymuşlar hem soymamışlar. Zeynep komiser, sanıyorum sen biraz yorgunsun. İstersen bizim çocuklara zanlıların yerini söyle. Sen de git dinlen biraz ha. Onlar susuz diyorum. Çıkabilirsin diyorum. Beyler. Ne yapıyorsunuz lan burada? Yeni uyandık, işte açılmaya çalışıyoruz. Ne oldu lan? Ya manyak bir karı geldi, sizi soruyor. Ha, işte bak, aranından kan bulundu. Kesin Zeynep'tir abicim. Biz kızları arıyorduk, onlar bizi buldular. Aleyküm selam. Hayırdır? Hoş geldiniz beyler. Sizde bir emanetim var. Takip Bank'tan almışsınız. Hanımefendiciğim. Şu tiplere bir bakın. Hiç banka soymuş gibi bir halimiz var mı? Allah'ınızı severseniz ya. Öyle pozlu pozlu konuşuyorsunuz ama. Bankanın soyulduğunu kim söyledi ki size? 2 saat içinde parayı Karataş'taki dutluğa getirmezseniz
çok kırılırım. Ben çok kırılırsam Zeynep'le Perihan da çok kırılır. Çok kırılırlarsa bir daha birbirinizi hiç göremezsiniz. Lan bana bak kadın. O kızlara bir şey yaparsan seni kırarım. Öyle bir kırarım ki kralı gelse düzeltemez seni bir daha. Bak bak hareketlere bak. Tiplere bak. Perihan'lar Zeynep'in bunun yanında ne işi var? Karı manyak. Kesin kaçırdı oğlum kızları. E belli zaten ne dedi? Gerizekalı. Aa, ben götürmezsek kaçıracaklar gibi anlamıştım. Kızım bunlar ne? Doğum günü hediyelerim baba. Şimşek amca ile Maksut amca verdiler. E söylemedin mi bugün benim doğum günüm değil diye? Söyledim ama bugün senin doğum günün diye ısrar ettiler. Allah Allah. Hı-hı. Senin doğum günün kızım. Gariptir. Gece gece bulduk bir ihtiyar sahibi. Harika. Kalan bütün parayı Harika'ya hediye ettik. Ettik de Perihan'la Zeynep'i kurtarmak için elimizde para kalmadı. Biz de Adana işi bir plan yaptık. Çantaları gazete kağıdıyla doldurup kızları kurtarmak için yola çıktık. Hakkını helal et. Başımıza ne geleceği belli değil. Nereden buluyorsunuz böyle yerleri? Geleceklerinden emin misiniz? Gelecekler. Gel, gel. Ya hu hu ne? Allah'ını seversen. Koskocaman kadına hu hu dedim ben ya. Gel bakalım gel. Toprağım. Selamın aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Biz de sizi bekliyorduk. Kızlar nerede? Kızlar güvende. Paraları görelim. Önce kızlar. Paralar dedik ya. Biz de önce kızlar dedik ya. Duymadın mı fötür? Paralar burada. Sıkayım mı abla? Sıkayım mı abla? Aman sık, aman hiç boş durma, hemen sık. Sıktı ya la. Buyurun gelin, bir kahvemizi için. Sizin buraya geldiğinizden kimsenin haberi var mı? Yok. Oğlum siz gerizekalı mısınız? Buraya dımdızlak gelinir mi lan? Hoş geldiniz memur hanım. Bir durum mu var? Şimşek'le Maksut'u arıyorum. Şimşek benim. Ne diyorsun kardeşim sen? Ya Şimşek benim diyorum. Bankayı ben söyledim, beni alın. Ne alması? Alma malma yok. Bak kardeşim, ben Şimşek'in arkadaşıyım. Ona itiraf etmem gereken bir şeyler var. Ha, bu Zeynep dedikleri sen misin? Aynen, ta kendisi. Onlar gitti. Nereye gitti? Telefon sinyali buraya gösteriyor. Parayı almadan mı gittiler? Evet. Hanımefendi yorulduysanız eğer bir tür de ben dövebilirim. Yok sonra ojeleriniz bozuluyor, kızıyorsunuz. Böyle adamların en sevdiğim yanı ne biliyor musun? Nedir efendim? Spa etkisi. Konuşun lütfen Maksut Bey. Sizi dinliyorum. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Madem konuşmak istemiyorsunuz,
işime yaramayacaksınız. Ben de sizi teker teker eksilteyim. Ya ablacığım sen beni nerenle dinliyorsun ya? Biz para yedik bitirdik. Hatta buraya gelirken başımıza ne geleceğini biliyorduk. Öyle geldik. Biz ölümüne kankayız yani. Sıkacaksan sık ya. Sorun da bu ya. Ben birinizi öldüreceğim. Diğeriniz yaşayacak. Ömür boyu bununla yaşayacak. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Siz ne arıyorsunuz? Sizin arama izniniz var mı? Arama izni diyorum. Kardeşim cevap versene. Sonunda yakaladım seni. Kontes Melahat. Bu sefer kesin müebbetliksin. Ne diyorsunuz siz Amir Bey? Ben Mansum'um. Biz arkadaşlarla buraya temiz hava almaya geldik. Takip bankı sen soymadın yani öyle mi? Kalbimi kırıyorsunuz ama. Benim ziyaretim tamamen turistik amaçlı. Biraz çalgam, biraz bıcı bıcı. Amirim buldum. Gecebiciler de geldi. Götür. Siz şimdi beni alıyorsunuz ama ben birazdan serbest kalacağım. Hadi tabii. Allah Türk polisinden razı olsun. Vallahi işiniz çok zor. Allah kolaylık versin Cemil Cümret'e. Kimsiniz siz? Kimsiniz lan siz? Tesisatçıyız biz amirim. Su tesisatçısıyız biz. Su tesisatçısı. Oğlum alın bunları. Tamam. Onlar bende. Kelepçeleri ver. Ama... Vay be. Halay yeri inceleme bu mu oluyor yani? Olay ya olay. Gerizekalı değilim. Çok konuşmayın hadi. Aa, çok güzel tutukladınız Memur Hanım. Teşekkür ederim yani. Maksud. Ha. İnsana hep en sevdikleri ihanet ediyor biliyor musun? Bilmem mi? Sana hiç yakıştı mı be Zeynep yenge? Ne bu ya? Evet, Zeynep de yokmuş. Yani başından beri öyle biri yokmuş. Bizi kandırmış, kullanmış sağ olsun. Ya belki kandırmamıştır. Niye öyle söylüyorsunuz? Aleş! Lan! Ne işin var lan burada? Lan oğlum, kız memuriyetini yaptı. Memuriyetini yaptı sizin için. Lan kaçırıyor musunuz? Aferin kız. Kaçırıyoruz oğlum. Bundan sonra anca beraber, anca beraber. Sağ ol yengem. Aç şunları aç, vallahi daralım.